Şimdi tabii Gençler Birliği'ne geldikten sonra, eski yuvamıza döndükten sonra tabii geçen seneden yaşanılan sıkıntıyı biliyorsunuz. Cağcağ sezonda bir alt lige düştü takımımız. Ama tabii ister istemez camiada bir dağınıklık, bir moral bozukluğu, bir demoralize bir durum vardı. Ben geldiğimde bunu da gördüm. Ama daha önce de ifade ettim. Gençler Birliği küllerinden doğar tabiri caizse. Düştüğü yerden kalkmasını çok çabuk bilir. O yüzden de çok çabuk hep beraber Sayın Başkanımız, yönetimimiz beraber işe koyulup anlaşmayı yaptıktan sonra transferlerimizi yapıp güzel bir sinerji oluşturmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şu ana kadar olan geçirdiğimiz kamp dönemi, oynadığımız maçlar hep bana ileriye doğru umut veriyor. Bu umudu da hep taşıyoruz. Cami olarak da taşımamız lazım. Tabii ister istemez bazen işte dargınlıklar, kırgınlıklar, ayrılıklar olabiliyor. Ama Gençler Birliği camiası her zaman bütün olmuştur. Yine bütün olacaktır bu sene. Ve bütün olduğunda da inşallah hedefine ulaşacaktır. Bunu ben laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Biz bütün olduğumuzda zaten ait olduğumuz yere inşallah bu sene döneceğiz. Bunu çok hem yürekten istiyorum hem de inanıyorum. Oyuncularımıza inanıyorum. Yönetimimizin şimdiye kadar sağ olsun teşekkür ediyorum buradan da onlara. Bir dediğimizi iki etmemeye çalıştılar. Hem kamp ortamında hem transfer konusunda her türlü fedakarlığı yaptılar. Bu takımın Süper Lig'e çıkması için gereken her şeyi yapmaya çalıştılar. Yaptılar da. Biz de elimizden gelen en iyi kadroyu yapmaya çalıştık. Yaptığımız transferlerin kalitesi ortada. Oyuncuların kariyerleri, kalitesi ortada. Bu takıma hem karakter olarak hem de oyuncu olarak çok yakışan bir oyuncu grubu transfer ettiğimizi, kattığımızı düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi umudum çok yüksek benim. Sosyal medya çok okumuyorum ama haberleri geliyor. İşte şöyle oldu da böyle oldu da bu sene bir küme daha düşecek Gençler Birliği diye böyle kulaklarıma geliyor. Tabii ben gülüyorum böyle şeylere. Gerçekten takımımız çok iyi konumda şu anda. Oynadığımız hazırlık maçlar dediğim gibi ben sonuçlara bakmıyorum. Sadece oradaki ne yapabiliriz, neler yapabiliriz sezon içinde, eksiklerimiz ne, fazlalarımız ne, onlara bakmak için hazırlık maçları zaten. Ama baktığım zaman artılarımız daha fazla, %80'e yakın, %90'a yakın artılarımız daha fazla. Eksiklerimiz yok mu? Var. Onları da tamamlayacağız inşallah. Dolayısıyla iki tane kamp dönemi geçirdik, hem Kızılcahamam'da hem de Bolu'da. Ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Kampın çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Biraz ağır bir kamp dönemi geçirdi. Oyuncularımız sıcak demeden, yorgunluk demeden çok güzel bir şekilde çalıştılar. Özverili bir şekilde çalıştılar. Formalarını ıslattılar, terlettiler. Yarın bunları maçlarda faydasını göreceğiz. Onlar da görecekler. Bu çalışmanın karşılığını sonuç olarak, skor olarak ve hedef olarak alacağız inşallah. Dediğim gibi çok verimli geçti. Genç oyuncularımız vardı alttan gelen. Özellikle şunu çok net söyleyebilirim. Belki bu sene genç oyuncular anlamında hani şimdi bu söylediklerim ya böyle söylemiştin, böyle oldu diyebilirsiniz ileride ama onun önünü kesmek için şunu söylemem lazım. Çok yetenekli genç oyuncularımız var. Bunları zaman zaman kullanacağız. Kullanmayı da düşünüyoruz. Bir iki tanesini belki oynasın diye, tekrar gelişsin diye verebiliriz ama şu ana kadar çalıştığım takımların içinde işte genç oyuncular hep her takımda çıkardık genç oyuncuları. Ama hakikaten buradakiler inanılmaz yetenekli. Ve gelişime açık oyuncular. Bu anlamda da hem kulübümüz hem de biz de şanslıyız. Onlar da formayı zorlayacaklar. O da benim için sevindirici. Bakıldığı zaman
yaptığımız transferlerden özellikle Selçuk olsun, Hakan olsun, yaş olarak Nobre olsun, hem yaş olarak hem kariyer olarak bu takımda kendine saygı duyulacak, saygı duyduracak kalitede, karakterde oyuncular. Aldığımız Yasin olsun, Nadir Pehlivan olsun, Bekir Yılmaz olsun, Emrullah olsun. Bunlar da kendilerini kanıtlamış. Çok iyi takımlarda oynamış, başarılar elde etmiş oyuncular. Zaten geçen seneden bir kadromuz var. Gidenler var, kalanlar var. Ondan sonra ayrılanlar var. Dolayısıyla geçen seneki kadronun içine bence çok kaliteli oyuncular kattığımızı düşünüyorum. Ve inşallah güzel bir birliktelikle, ki o birlikteliği, sinerji yakaladığımızı da düşünüyorum. Çünkü hakikaten bu konuda Selçuk, Hakan, Sesenyon'u da kaptan yaptık. Ahmet İlhan olsun abi pozisyonunda. Nobre geldi, hemen sanki 40 yıldır gençlerle oynuyormuşçasına sahiplenme duygusu içerisinde. Ha, bunlar çok güzel şeyler. Hani görmek istediğimiz şeyler, böyle olduğu zaman bence başarısızlık çok zor, başarı kaçınılmaz. Toparlayacak olursak, güzel bir takımımız var, güzel bir takım kurduk, alternatifli bir takım kurduk. Ha, ben bunları anlatırken hiç mi problem olmayacak, hiç mi sıkıntı olmayacak? İllaki olacaktır. Çünkü kadro 21'den 18'e indi biliyorsunuz ama biraz ben o konuda sıkıntı yaşayacağım doğru, ama kaliteli bir kadroyla çalışıyorum. Alternatifli bir kadroyla çalışıyorum. O yüzden tamam, biz öyle sıkıntı yaşayalım ama iyi bir kadroyla çalışalım mantığından yola çıkarsak, oyuncularımız da en iyi kimse onu oynatmaya çalışacağız. Ona forma vereceğiz. Formda olan oynayacak. Bir hafta iyi olan futbolcu öbür hafta oynamamazlık gibi bir şey olmayacak. Formda olan oynayacak. İyi giden takım. Hani benim mantığımda bazı arkadaşlar, meslektaşlarımız, isim vermeyeyim de şey, ezber diyorlar işte, iyi giden takım bozulmaz, bu ezberleri bozacağız gibi açıklamalar oluyor. Bu ezber değildir. İyi giden takım, iyi oynayan futbolcu devam eder. Hakkaniyeti, bu işin hakkaniyeti de odur. Benim mantığımda da odur. O yüzden inşallah iyi bir, dediğim gibi, kadro yakaladık. Başarılı olacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Benim adım Erkan Sözer olduğu kadar eminim. Bu takımı inşallah ait olduğu yere bu sene Süper Lig'e döndüreceğiz. Oyuncularımızla beraber. Dediğim gibi ufak tefek darılmalar olacak. Kadroya girmeyen yüzü asılacak filan. Ama onlar da biz diyaloglarımızla, karşılıklı diyaloglarla konuşarak, anlaşarak çözeceğimizi umut ediyorum. Çünkü buradaki bütün oyuncularım hem anlayışlı hem de nitelikli oyuncular. Ama ister istemez her oyuncu oynamak ister. Bu anlamda belki biraz kadro yaparken, müsabaka döneminde ufak tefek sıkıntılar olsa da onları da çözebilecek yeteneğe de sahibiz diye düşünüyoruz. Söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Camiye de buradan bir mesaj verecek olursam, bize inansınlar, güvensinler. Ben çok, tabii her genç evliliklerinin üzüldüğü gibi ben de çok üzüldüm geçen sene, ama hani nasıl ölenle ölünmüyorsa olanla da yaşanmıyor. Artık yeni bir sayfa. Tekrar genç evli şu tesisleriyle, bu oyuncu kadrosuyla, bu yönetimiyle, bu personeliyle, yani tamamen bu camiasıyla bence Süper Lig'i hak eden bir takım. Zaman zaman olabilir. Hayatta var bunlar. Ama dediğim gibi tekrar inşallah o hak ettiğimiz, ait olduğumuz yere döneceğiz. Camiadan da beklentimiz, taraftarlarımızdan da beklentimiz. Hiçbir şekilde ayrı gayrı yapmadan, oyuncularımız arasında da aynı şekilde ayrım yapmadan bütün oyuncularımızı desteklemek, takımımızı desteklemek, oradan da hep beraber güzel bir sinerji oluşturarak hedefimize ulaşmak. Çünkü biliyorum ki ufak tefek geçen sene çünkü zorlu maçlar oynandı. Bazen sıkıntılar oldu. Bazı oyuncular gerildi. Maçları da takip ettim zaman zaman. Gerildiği zamanlar oldu. Bazı oyuncular
belki tribünlerle iletişime geçti. Ama biz onların hepsini çözeceğiz. Aile için içinde her türlü kırgınlıklar, dediğim gibi dargınlıklar olur. Ama önemli olan gençlerin başarısıysa bunlar çok çabuk unutarak hep beraber el birliğiyle bu takımı ait olduğu yere döndüreceğiz. Dediğim gibi ben bundan adım Erkan Sözleri kadar eminim. İnşallah bunu başaracağız. Başaracak güce ve yeteneğe de sahip bir kadromuz da var. Yönetimimiz de var. Teknik kadromuz da var. Personelimiz de var. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sorularınız varsa. Evet Ali abi. Hocam, öncelikle bu açıklamalar için teşekkür ederken bir temennimi de olması gereken lige dönmesi dileğiyle gençler birliğine teşekkür ederim. Biraz da uzun zamandır gençler birliğiyle, yönetimiyle, teknik heyetini şey ediyorum. Biraz irtibatsızlığımız olduğu için, iletişim kopukluğumuz. Biraz bugün fazla sorular var. Fazla şeyler var. Özellikle, ben size zamanı oldukça ayırdım. İstediğiniz kadar sorun. Özellikle takım hakkında çok ciddi şekilde bilgilendik. Bizim de yıllarca bu işin içinde biri olarak gerçekten iyi bir kadro olduğunu görüyoruz. Bunun ötesinde Gençler Birliği'nde karşılığı olan bir teknik adamla çalışıyoruz. Ankara'yı futbolunu çok iyi bilen bir isim olarak görüyoruz. Şimdi hocam çok sorular var. Biraz da doluyuz o nedenle. Hepsine tek tek elimizden geldiğince cevap veriyorum. Hakan, Nobre, ondan sonra ve Selçuk gerçekten kariyerlerini de biliyoruz, kişiliklerini de biliyoruz. Hı hı. Yaş ortalamalarını yükseltmekle birlikte neler yapabileceklerini de biliyoruz. Bu üç oyuncudan ben mesela yani hakikaten en güzel transferlerden biri Selçuk diyorum. Siz ayırmazsınız ama Selçuk'un çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Siz acaba bunların içerisinde en çok sevindiğiniz transfer kim sorusuna nasıl bir cevap verirsiniz? Gördüğüm kadarıyla Türk futbolu her yönüyle sorgulanıyor. Daha işte 15-20 gün önce bir Dünya Kupası resitalini seyrederken yani gerçekten çok kötü bir Türkiye fotoğrafıyla yüzleştik. Bunun yanında öyle bir Gençler Birliği var ki altyapısını hiç ihmal etmemiş. Ahmet Oğuz gibi, ondan sonra Halil İbrahim gibi, Mert gibi, ondan Soner gibi her an formayı kapabilecek gençler bu zor lige hazır durumda görülüyor. Bunlar hakkında daha da bizim bilmediğimiz altyapıdan performanslarını değerlendireceğiniz oyuncular olacak. Bir 19 Mayıs vedası var. Yani içimize bir hançer gibi saplandı. Yani 82 yıllık bir futbol mavisine veda ediyoruz. Böyle veda edilmemeliydi. Sizin de orada inanılmaz anılarınız var, hatıralarınız var. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. İşte bir 51 yıldır oynanan bir TSYD kupası var. Türk futbol tarihinin en köklü turnuvalarından birinin oynamama gibi bir talihsizliğini yaşıyoruz. Her ne kadar Gençler Birliği olmasa da Gençler Birliği bu turnuvanın içerisinde hep olmuştur. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Belki çok bu alanla ilgili şeylere dikkatli cümleler seçiyorsunuz ama ben tribünle kulüp arasındaki yaklaşıma da dikkat edilmesi gereken bir sezon olarak görüyorum. Özellikle yönetimsel olarak çok büyük bir eksiklikler görüyorum bu şeyde. Ligin zorluğu ortada. Bu zorluğu en iyi bilenlerden birisiniz. Bizim gördüğümüz kadarıyla da her şeyiyle, altyapısıyla, ondan sonra kurumsal kimliğiyle, kadrosuyla bu ligin en güzel takımlarından biri görülüyor. Hı hı. Ama tribün desteğinin ve o samimi iletişimin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Yani yönetimsel olarak tribünle arada bir mesafe var. Bu mesafenin de bir an önce kısalması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sondan başlayayım o zaman. Tribünle tribünle yönetim arasında daha dün konuştuk. Sayın Arif Ölmez'le As Başkanımız. Özellikle kombineler konusunda biraz cazip olsun diye. Bu konuda ticari değil de
tamamen dolu tribünlerde o önde oynama adına Emrah'ta Sportif Direktörü Emrah Atasoy'da Arif Bey'de çalışmaları yapıyorlar. Bu eksiklikler neler derseniz yani tabii yönetim cevap verse daha iyi olur ama ben de dilim döndüğünce cevap vereyim. Bizim kulübümüz herkese açık. Taraftarlarımıza da açık. Antrenmanlarımızda genelde de basına kapalı ya da taraftara kapalı olduğu zaman zaten Hakan internet sitesinde haberini veriyor. Biz buradayız. Beştepe'deyiz. Taraftarlarımız rahatça gelebilir buraya. Bizi ziyaret edebilirler. Hiçbir problem yok. Ben problem olduğunu da düşünmüyorum. Yani o kopukluklar falan varsa küçükler icabet eder. Büyükler de onlara yaklaşım sergiler. Dolayısıyla bunlar çözülür. Ya bunlar çok problem olacağını düşünmüyorum ben. Şimdi transferler konusuna gelince beğendiğim transferler zaten transferlerin hepsini az çok beğeniyorum. Belki kamp döneminde bir ikisi biraz düşük performansta kalmıştır ama bunları zamanla onları da takımın seviyesine getireceğiz. Geç katılmalar oldu. Özellikle Nobre gibi. Yaş ortalaması yüksek deniyor. Ben bu sorunun geleceğini az buçuk biliyordum. Bunun için de bir çalışma yaptım. Yani 2013-2014 sezonunda İstanbul Başakşehir şampiyon oldu. O zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi ismi. Yaş ortalaması 27 nokta almışız. 27 yaş ortalamasıyla şampiyon olmuş. 2014-2015'te Kayseri 26. Hakan Arıkan da yine orada. Nobre de oradaydı. Alper Ulu da oyuncumuz oradaydı. 2016-17 Sivasspor 27 yaş ortalaması. Malatya 26 yaş ortalaması. 2017-2018'de Ankara Gücü'nün yaş ortalaması da 26. Bizim de şu anda yaş ortalamamız 27. Tabii ki yaşı üzerinde yüksek olan oyuncularımız var ama şimdi tamamen genç oyuncularla da şampiyonluğu oynayamazsınız. Tamamen yaşlı oyuncularla, tecrübeli oyuncularla da şampiyonluğu oynayamazsınız. Ama tecrübe her zaman bir adım önde olduğu bir gerçek. Şampiyon olan takımlara da bakarsanız tecrübeli kadroları vardır. Bunun istatistik bilgisini de zaten internetten çıkarabilirsiniz. O yüzden ben yaş ortalaması belki Selçuk şimdi bugün bizim Berat 20 yaşındaki 19 yaşındaki Berat kadar koşuyorsa benim için o da gençtir. Nobre Berat kadar koşuyorsa benim için o da gençtir. Ben koşmayan, mücadele etmeyen öyle bir tarzım yok zaten. Oyuncuyu ne transfer ederim kariyeri olmayan oyuncuyu transfer etmem zaten. Bize faydası olmayacak oyuncuyu transfer etmem. O anlamda eleştiriler olabilir ama biz önce bir lige başlayalım. Herkes Gençliğinin ne kadar iyi bir takım olduğunu görecek. Sesenyon 34 yaşında. Bugün Sesenyon dediğim gibi işte Berat örnek veriyor. Hepsinden daha önde koşuyor. Daha çok mücadele ediyor ve daha çok sahipleniyor. Şimdi hazırlık maç oynuyoruz. Sesenyon kenardan kendini yırtıyor. Şimdi bu bir sahiplenmedir, aidiyet hissetmedir. O yüzden biz geçen seneki kadroyla bu seneki kattığımız oyuncularla uyumlu bir kadro yaptık. Biraz eleştirileri cebe atalım diyorum ben. Eleştiriler maçlar başladıktan sonra zaten olacaktır. Ama maçlar başladığında da görülecektir ki iyi bir takım oluşturduğumuz. Ben çok inanıyorum. Yarın futbol bu. Vurursunuz gol olmaz, direkten döner bu sonuç oyunu. Ama totale baktığımız zaman Gençler Birliği kadrosu şu anda şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu bir gerçek. Zaten hazırlık maçları da bunu gösterdi. Bütün maçlarımızı daha doğrusu bütün maçlarımızda rakipler kapalı oynayarak bize kapalı oynadılar. Kaliteli bir kadro olduğumuzdan dolayı ki lig maçlarını da böyle bekliyoruz. Ona göre de taktik idmanlarımızı yapıyoruz. Gençlerle ilgili sorunuzu zaten az önce de cevaplamıştım. Ama bir daha cevaplayayım. Bunlar Türk futbolunun aslında şu anda çok güzel gelişmeler var Türk futbolunda. Şu anlamda söylüyorum. İşte Sayın Ali Koç geldi. Hemen Altınordu'dan iki tane oyuncu transfer etti. Bakıyorum altyapıya önem veriyor. Oradaki profili değiştirmeye çalışıyor. Bir devrim niteliğinde bir şeyler yapıyor. Galatasaray öyle.
Beşiktaş öyle Umut Nahir alıyor, işte izlediği oyuncular var alt liglerden filan. Bakıldığı zaman artık kulüpler bu işin, bir de ekonomik bütçe yönü var, bu işin altyapıdan gelmezse olmazsa olmaz olduğunu gördüler diye düşünüyorum. Ha, bizim kulübümüz zaten senelerdir o işin duayeni Altın Ordu ile beraber. Ama Türk futbolunda böyle güzel gelişmeler var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti, yabancı sayısı düşürülecek falan diye. Kademeli düşürülecek bu, çünkü gelen futbolcular 200 senelik anlaşmaları var yabancı oyuncuların. Ben yabancıya karşı bir insan değilim, ırkçı da değilim asla. Kaliteli yabancının da her zaman da olmasından yanayım, ama hani soru oraya biraz bağlandı, onun için de cevap vereyim. 14 yabancının özellikle Süper Lig'de çok fazla olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncuya yer kalmadığını düşünüyorum. Nice yeteneklerin kaybolduğunu düşünüyorum. Çünkü 80 milyonluk bir ülkede genç oyuncu gelmiyorsa alttan, bunun sebepleri araştırılmalı. Bence en büyük sebeplerinden birisi bu. Zaten altyapı konusuna girersek hiç çıkamayız. Orada bir devrim niteliğinde yine bir şeyler yapılması lazım. TSE'de konusuna gelince, evet, ben de futbol oynarken bekliyorduk. Onlar çok ciddi bir bize provaydı maçlar. Hoş da oluyordu, güzel de oluyordu. Orada kazandığımız bir kupa bile bize hoşluk veriyordu, güven veriyordu. Olması çok iyiydi. Niye olmadı onu da çok bilmiyorum, ama olsaydı çok iyi olurdu. Stat problemi. Ama oynanabilirdi. Başka statlarda da oynanabilirdi. Ama bunun, bilmiyorum, teknik olarak mümkün değil mi onu tam bilmiyorum. Ama spor yazarları turnuvası her zaman için hem taraftarların takımlarını, yeni takımlarını görme adına, hem de teknik adamların takımlarını görme adına, oyuncuların kendilerini test etme adına güzel bir provaydı. Hoş bir provaydı, ama olsaydı daha iyi olurdu. 19 Mayıs'a veda. 19 Mayıs'a veda, evet. Bizim de orada çok maçlarımız geçti. Yani evet ya, biraz düşününce şöyle biraz da hocam, lafınızı geçiyorum. Sanki Çin Çin'de bir gece kondu yapıyor gibi bir çalışma var. Benim içimi acıtıyor. Yarın gidelim o zaman, birer çiçek bırakalım oraya. Yani 19 Mayıs vefakar bir stat. Çok cefayı, vefayı çekti. Vefa duydu. O yüzden söylenecek şey, keşke yıkılmasaydı orası. Yani çok güzel, yeri de güzel. Stadın, yani ya da biz öyle seviyoruz. Biz öyle değerlendiriyoruz. Ama yeni bir stat yapılacak. Ankara'ya, başkente yakışır. Daha nezih, daha güzel, daha kaliteli bir stat yapılacaktır. Teşekkür edilir mi bilmiyorum ama stada bugüne kadar yaptıklarından dolayı. Çok anılar biriktirdik. Evet. Var mı arkadaşlar? Sağ ol. Sorayım, bir de ben sorayım. Buyur Ali abici. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Futbolculuğunda zaten Allah diye gerek yok. Çünkü her şey bir şey olarak yönetiyorum. Sağ olasın. Sahaya, yani forma iç satan tabii ki mücadele edeceğim. Üstelik o dönemli jenerasyon artık yoktan tam bir gençler bir deneyimli aynı. Türkiye'liklerinin yan kablosu futbolcular dediniz. Ama zaten çoğunuz hepiniz kapışırdınız. Şimdi ben şu andaki kurduğunuz kadroya baktığımda, eğer sizin o futbolculuk dönemindeki enerjinizin %60-%70'i onun fazlasını da sahaya yansıtırlarsa, Gençler Birliği'nin sizin yani komutanlığınızda diye ilerlemenizi istediğiniz Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum ben. Çünkü hiçbir sorun olmayan, özellikle maddi sorun olmayan bir kulübün, evet, başarılı olacağını ben yani bu liglerde önemsiyorum ki, ben inanıyorum ki Gençler Birliği sizde eski yerini bulacaktır. Tabii ki Selçuk, Nobre, Hakan, bunlar tecrübeli oyuncuların bulunması çok önemli. Yani haliyle zaten hatta Selçuk'un Göztepe'ye gitmesiyle hepimiz üzüldük. Dedik ki Gençler Birliği'nde kalsaydı. Yani Gençler Birliği küme düşmez. Evet. Bir kaptan değil, bir futbolcu değil, bir aile babası olarak hem futbolcu olarak gençlere örnek olan bir futbolcu. Sizin de bundan başarılı olacağınıza inanıyorum. Sağ ol. Tabii ki futbolda bu sonuç. Yani eleştirilecektir, sizin tercihiniz yanlış olacaktır, inanılacak, evet, olduğu andaki inşallah bunların hiçbirisi olmaz. İnşallah. Hep beraber güle oynaya biz şeye çıkalım. İnşallah.
Fakat tek sıkıntı yine Sedat tabii. Yeni kent Gençebil'in biliyorsunuz taraftarı sizin evet. döneminizde biraz fazlaydı ama şimdi gittikçe azaldı. 19 Mayıs'ın yıkılması en azından taraftar olarak nasıl etkileyecek sizi bilmiyorum. Bu konuda yönetimin bir önlem aldığını sizinle konuştuğumuz bu da yani diğer konular kadar. Ya şimdi buradan da Osmanlı Spor'a teşekkür etmek lazım. Yeri gelmişken teşekkür edelim. Çünkü statlarını, sahalarını bize açtılar. Tabi bunun bir bedeli var ama bu bedelle ölçülmez. Çünkü oynayacak saha yoktu. Evet. O yüzden teşekkür etmek lazım Osmanlı yönetimi, Osmanlı Spor yönetimine de. Tabi 19 Mayıs'ta oynamak isterdik. Burada taraftarımız daha yakın olduğu için daha çok icabet edebilirlerdi. Çoğunlukla, sayısal olarak. Ama oraya da ben zaten Gençlerbirliği tarafı, elit bir taraftarımız var. Yani yürekten Gençlerbirliği taraftarı var. Gençler birlikli var daha doğrusu. O yüzden onlar yeni kent değil, Sincan da olsa daha uzak herhalde Sincan. Sincan da olsa gelirler diye düşünüyorum. Onlar biz oynadıkça, biz iyi oynadıkça, biz iyi sonuçlar aldıkça onlar maçlarımıza gelecek. Bir önemli olan bizim, ben geçen sene bunu Gazişehir'de de yaşadım. İlk gittiğimde 300 seyirciyi oynuyorduk. 300 kişi oynuyorduk. Çünkü büyükşehir takımıydı. Daha sonra oyuncularımla şunu paylaştım. Ya biz başarılı oldukça bu kitleyi biz yükselteceğiz. Oynadığımız oyunla aldığımız sonuçlarla ki 300 kişiden 3000'e, 4000'e, 5000'e, 10000'e gittik. Burada da aynı şekilde insanlar iyi futbol seyretmeye, başarıyı seyretmeye gelirler. Biz de bunu inşallah başaracağız. Yenikent'e de gerçek gençler birlikte taraftarlar yakın uzak demeden geleceklerdir. Ben bunu bekliyorum ve umuyorum. Tamam. Sağ ol. Ben yönetici tarafındayım. Ben sizi. Bu tabii. Ben bir şey sorayım. Tabii Musa Bey. Şimdi maddi sorunu olmayan bir gençler birliği düştü. Maddi sorunu olmayan bir gençler birliği çıkacak diye bir kaydı yok. Evet. Bir de galiba gençler birliğinin en tecrübesiz olduğu şey şampiyonluğa oynamak. Gençler birliği camiye olarak hep köye düşmemeye oynamayı çok iyi biliyordu. Sekizinciliğe oynamak çok iyi. Mesela 8. olduk çok iyi. Ama Süper Lig'de. Şampiyonluğa hiç oynamadı. Yani bu camia da, bu kulüpte, bu kurumda. Herhalde abilerim de hatırlamıyorum. Oydan mı canım? 3 tane şampiyonluğu çıktı yani. Şey değil, yani onu tartışmıyor. Yani ben çıktı, şampiyon oldu. Bu şampiyon olma sürecinin de yönetilmesi gerekiyor. Evet. Yani şampiyon olma sürecinin de futbolcu kadrosu açısından sizin yönetiminizde. Hem de kurumsal açıdan kulüp olarak o sürecin yönetilmesi gerekiyor. Buna kulüp olarak hazır mı Gençler Birliği? Teknik heyet olarak siz hazır mısınız? Yok, futbolcu grubu hazır mı? Şampiyonluğa giden bir yol mu? Evet, yani şimdi yönetimimiz... Siz söylediğiniz için şampiyon olmak istiyoruz. Tabii. Yani şimdi Gençler Birliği şampiyonluğa oynamaya alışık değil derken, mesela bizim Kona, Moşe, Kuşe dönemlerinde UEFA'ya oynadık. O da bizim için, Anadolu takımı için şampiyonluğa oynamak gibi bir şeydi. Şampiyonluğa oynamaya alışkın derken, zaten yıllar önce bu ligden çıktı Gençler Birliği. O zaman şampiyonluğa oynamaya alışıktı ve o ligden ben Gaziantepspor'da futbolcuydum o zaman. Gençler Birliği şampiyon olarak çıktı ve içeride dışarıda kazanarak çıktı. Hani bu ligde şampiyonluğa oynamaya alışkın diyelim. Onu bir kenara atalım. Yönetim olarak hazır mıyız? Zaten yönetim kabullenmiyor ki bu ligi. Bir an önce üst lige çıkmayı istiyor. O lige ait olduğumuzu düşünüyor. Biz teknik heyet olarak aldığımız oyuncular aynı şekilde düşünüyoruz. Yani hazır mıyız derseniz biz dar bekliyoruz maçların beklemesini. Bir an önce maç başlamasını, bir an önce maçlarımız başlasın. Biz hedefe ulaşalım diye. Çünkü oyuncu kadromuzda hepimiz çok heyecanlıyız bu konuda. Ve iyi sonuçlar almaya adayız. Oyuncu kadrosu olarak hazır mıyız derseniz, oyuncu kadromuza baktığımız zaman kadromuzun içinde belki de 10 tane, 12 tane şampiyonluğu yaşamış oyuncu var. Bu da bir cevaptır diye düşünüyorum Musa'cığım. Tamam arkadaşlar.